Merhaba arkadaşlar. Son dersimizde ince cızarlı basınç kaplarını birlikte inceliyorduk. Denge durumunu inceleyerek Q1 ve Q2'nin nasıl elde edildiğinden bahsetmiştik. Ve bu gerilmeleri mor dairesi üzerinde incelemiştik arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Küresel basınç kabında meydana gelen gerilmeleri birlikte bulmaya çalışalım. Küresel basınç kabına en güzel örnek arkadaşlar basket topu veya futbol topu. Bu tip elemanlar içindeki hava basıncı sebebiyle arkadaşlar ne olacak? Yüzeyinde gerilmeler meydana gelecek. Bu gerilmeleri de Q1 ve Q2 olarak gösterecek olursak arkadaşlar, küresel basınç kabında Q1 ile Q2 birbirine eşit olacaktır. Peki bunun eşit olması ne demek? Bunu mor çemberi üzerinde, mor dairesi üzerinde birlikte inceleyecek olursak, önce düzlemsel bir problem olarak dikkat alalım. Bakın Q1 ve Q2, bunun ikisi de birbirine eşitse, o zaman sigma ve tau asal eksenlerini çizdikten sonra mor çemberini çizmek istediğimizde A ile B aynı noktayı arkadaşlar ifade ediyor. Çünkü ikisi de birbirine eşit. Dolayısıyla düzlem içinde herhangi bir kayma gerilmesi meydana gelmiyor. Çünkü bir çember oluşmuyor arkadaşlar düzlem içi durumda. Burası önemli. Dolayısıyla sigma 1 ve sigma 2 birbirinden farklı değerler olduğunda ancak bu düzlem içerisinde bir kayma gerilmesi meydana gelir. İkisi birbirine eşit olduğu zaman mor çemberinin yarıçapı sıfır olacak. Dolayısıyla bir noktayı belirtmiş olacak. Ve bu durumda düzlem içinde bir gerilme meydana gelmeyecek. Peki düzlemin dışında, yani burada sigma 1 ve sigma 2 düzlemine dik yönde de aslında bir asal gerilme olduğunu ve bunun da sıfır olduğunu kabul edebiliriz. Önceki derslerde bahsetmiştik. Yani bu düzleme bir normal çizdiğimizde, bir dik çizdiğimizde şöyle göstermeye çalışalım arkadaşlar. Şu şekilde. Şurası da arkadaşlar şurası 90 derece olsun. Şurası bu eksende sigma 3 ekseni o da eşittir 0 olsun arkadaşlar. Şöyle. Bu da üçüncü asal gerilme olarak kabul edilebiliyordu. Sigma 3. Bu da 0 eşit olsun. Bu yöndeki gerilme de 0. Onu da ben mor çemberinde burada gösteriyordum. Dolayısıyla sigma 1 ile sigma 2 de bakın bu nokta. A'dan O'ya veya B'den O'ya yani sigma 1 doğrultusuyla bu sigma 3 doğrultusu nun meydana getirdiği düzlemde veya sigma 2 ile sigma 3'ün meydana getirdiği düzlemde bir maksimum kayma gerilmesi arkadaşlar meydana geliyor. Peki nasıl bunun yönünü buluruz? Sigma A'nın yani buradaki sigma 1 yönünden arkadaşlar 45 derece saptığımızda bakın şurada şöyle göstermeye çalışalım. Bakın burası kendi içerisinde bir düzlem. Öyle değil mi arkadaşlar? Şurayı da silgiyle gösterelim. Yani ya bu düzlemde ya bu düzlemde veya şöyle gösterelim. Şöyle biraz yönünü hafif şöyle çizeyim ki bunu rahat görün diye. Veya sigma 2 ve sigma 3'ün oldu. Bakın şöyle bir paralel düzlem oluşturdum. Veya bu düzlem içerisinde. Umarım 3 boyutlu bunu görebiliyorsunuz. Bu düzlem içerisinde kayma gerilmesi meydana gelir. Kaç derece dönmeniz gerekiyor? Sigma 3'ün doğrultusuna doğru bu yönlerden giderken burada 90 derece ise burada 45 derece
döndüğünüzde arkadaşlar bu asal gerilmeler meydana geliyor. Şimdi şu notları okuyalım, dikkatimizden bir şey kaçmasın. Düzlem içi asal gerilmeler eşit büyüklükte ve eşit işaretlidir. Bu durumda düzlem içi kayma gerilmesi sıfıra eşittir. Çünkü mor dairesinin yarıçapı sıfırdır. Çember değil noktadır demişiz arkadaşlar. Demek ki düzlemsel problemde asal gerilmeler birbirine eşit olduğunda o düzlem içerisinde yani sigma 2 ile şöyle sigma 1 ile sigma 2'nin düzlemini şöyle gösterelim size arkadaşlar. Bu düzlem içerisinde yani topun yüzeyine teğet düzlemde herhangi bir kayma gerilmesi meydana gelmiyor. Buna dik olan düzlemlerde meydana geliyor arkadaşlar. Az önce bahsettik. Sadece düzlem dışı yüzeyde meydana gelir dedi kayma gerilmesi. Bunda arkadaşlar şiddeti neye eşit? Bakın buradan bulabiliriz. Yarı çapı eşit arkadaşlar. Yarı çapı eşit. Zaten hatırlarsanız sigma 1 ile sigma 2 neye eşitti arkadaşlar? PR bölü 2T'ye eşitti. Buradan yarı çapta arkadaşlar sigma 1'in yarısı yani bunun yarısı olmak üzere PR bölü 4T olarak bulunur arkadaşlar. Demek ki küresel bir basınç kabında meydana gelen maksimum kayma gerilmesi, düzlem dışı kayma gerilmesi sigma 1 bölü 2'ye eşit. Sigma 1'in formülünde PR bölü 2T olarak biliyoruz. Bunu bir daha 2'ye böldüğümüzde tau max'ı buluruz arkadaşlar. Evet, bir sayısal örnek var. Bunu birlikte inceleyelim. Biraz ekranı büyütmeye çalışayım. Evet, mesleki İngilizcenize faydası olur düşüncesiyle İngilizce ifadeleri silmedik. Türkçe ifadeler de ekleyerek daha anlaşılır hale getirdik arkadaşlar. Şimdi burada yine bir basınç kabı var. Bir basınçlı hava deposu gösterildiği gibi iki kızak tarafından desteklenmektedir. Yani bakın şu iki tane mesled üzerinde böyle gördüğünüz şekilde bu sistem dengede bu şekilde desteklenmiş. Kızaklardan biri tank üzerine herhangi bir uzunlamasına kuvvet olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Tankın silindirik gövdesi 30 inçtir. Arkadaşlar burada bakın 30 inç zaten gösterilmiş. Bu verdiği ölçü dıştan dışa ölçü arkadaşlar. Dış çap enine bir düzlemle dış çap enine bir düzlemle 25 derecelik bir açı oluşturan bir helezon boyunca 3 bölü 8 inç kalınlığındaki çelik levhanın kaynaklanması ile yapılmıştır. Arkadaşlar bakın şu eleman, yatay eleman saç levhanın belli bir açıyla bükülerek kaynaklanması sonucu elde edilmiş. Yani bakın şurada kaynak çizgileri görünüyor arkadaşlar. Bir saç levha düşünün. Rulo gibi veya kağıt gibi düşünün. Bu böyle tank yapmak için bükülmüş ve kaynaklanmış. Bu şekilde bu depo tank meydana gelmiş. Uç kapaklar küreseldir. Bakın şuralar sanki bir topun yarısı gibi küresel. İki tane uç kısmı bulunmakta. Ve 5 bölü 16 inçlik tek düze bir cidar kalınlığına sahiptir. Bunların arkadaşlar kalınlığı da 5 bölü 16 inç olarak verilmiş. Şurada 3 bölü 8 inç kalınlığındaydı. 3 bölü 8 inç.
uçta da arkadaşlar 5 bölü 16 inç kalınlığında. Bu inçli, fitli, işte PSI'li sayısal örnekleri de özellikle arkadaşlar çözüyoruz. Çünkü internette çok sayıda yabancı kaynak var. Amerikan menşeli kitaplarda bu tür birimlerin kullanıldığını göreceksiniz. Bunlara da aşina olmakta fayda var. Herhalde soru anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi bizden ne istiyor? A, küresel kapaklardaki normal gerilimi ve maksimum kayma gerilmesini soruyor. B, sarmal kaynağı dik ve paralel yönlerdeki gerilmeleri soruyor arkadaşlar. Önce ne demiş? Küresel kapaklardaki normal gerilme ve maksimum kayma gerilmesini bulun denmiş arkadaşlar. Şimdi burayı inceleyerek arkadaşlar başlayalım. Şimdi küresel olan şu uçlarda meydana gelen gerilmeyi arkadaşlar nasıl bulabiliriz? Bakın iç basınç ne deniyor? 180 PSI deniyor. 180 PSI'lik bir dahili ölçüm basıncı için, yani tüm kabın içerisindeki P değeri, iç basınç değeri 180 pound bölü inç kare arkadaşlar. Kapakların kalınlığı neydi? 5 bölü 16 inç. Bakın küresel kapaklarda gerilmenin değeri, sigma 1 ve sigma 2 gerilmelerin değeri PR bölü 2T formülüyle bulunuyordu. Dolayısıyla ben sigma 1 ve sigma 2'yi bu iç basınç sebebiyle küresel kapaklardaki gerilmeleri PR bölü 2T formülünden 4230 pound bölü inç kare PSI olarak bulurum arkadaşlar. Pound bölü square inç. Yani bir inç kareye kaç pound kuvvet etki ediyor? 4230 pound bölü inç kare arkadaşlar. Yani bizdeki kilogram kuvvet bölü santimetre kare gibi düşünün. Bu şekilde bulunmuş. Evet, burada neye dikkat ediyoruz? Dış çap arkadaşlar 30 inçti. O zaman orta noktadan dış kesti olan uzaklık 15 inç. Biz bu sayısal örnekte R olarak o zaman ne girmemiz lazım? 15 inçten et kalınlığını arkadaşlar çıkarttığımızda R'yi ne olarak buluyoruz? 14.688 inç olarak buluyoruz. Bunu yerine koyduğumuzda sigmayı bulduk. Şimdi benzer işlemleri arkadaşlar şu tank kısmında yapalım. Tankla alakalı bakın formülleri hatırlayacak olursak. Bakın iki tane gerilme vardı. Asal gerilme. Bir tanesi silindirik tankın uzunlamasına yönünde sigma 2. Diğeri de çembersel gerilme dediğimiz sigma 1'di. Sigma 1'in değeri PR bölü T idi. Sigma 2 de PR bölü 2T idi arkadaşlar. Yani çembersel gerilme daha kritik durumda. Şimdi P'yi biliyorduk. P 180 pound bölü inç kareydi. Bunun sebebiyle yüzeyde meydana gelecek gerilmeleri arkadaşlar nasıl buluruz? P 180 burada levha kalınlığı 3 bölü 8 inçti arkadaşlar. Yarıçap 15 inçti. 15 inçten 3 bölü 8 inci çıkarttığımız zaman R'yi ne olarak buluruz? 14.625 inç. Buradan PR bölü T formülünden sigma 1 çembersel. Bakın şurada arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bunun hangi yönde olduğunu.
Yani şu sigma 2 arkadaşlar, sigma 2 bu yönde meydana geliyor. Evet, şurası sigma 2'nin yönü arkadaşlar, kırmızı. Lacivertle gösterdiğimde sigma 1'in yönü. Ve bakın buradaki bu birim eleman şurada gösterilmiş. Burada lacivertle gösterdiğimiz sigma 1, kırmızı ile gösterdiğimiz sigma 2'nin iki katı arkadaşlar. Evet, bunları denklemde yerine koyduğumuzda sigma 1 ile sigma 2'yi arkadaşlar buluyoruz. Peki, şimdi Mohr çemberiyle bunları ifade edecek olursak önce şu küresel kapaktan başlayalım. Küresel kapakta sigma 1 ile sigma 2 arkadaşlar neydi? Birbirine eşitti. Birbirine eşit olduğu zaman düzlem içinde gerilme meydana gelmiyordu. Peki düzlem dışında meydana gelen gerilmeyi nasıl buluyorduk? Üçüncü sigma 3 gerilmesini sıfır olarak yazıp, bakın burada şu küresel kapak için sigma 1 ve sigma 2 ikisi birbirine eşit. 4230. Sigma 3 dediğimiz yüzeye dik olan doğrultuda sıfır. Bu asal gerilmeleri işaretlediğimiz zaman düzlem içine herhangi bir gerilme meydana gelmediğini görüyoruz. Düzlem dışında meydana gelen gerilme de arkadaşlar burada gösterilmiş. Bu da arkadaşlar niye eşit? Şu gördüğünüz çemberin yarıçapına eşit. Yani burada 0 A noktası hatırlarsanız 4230'du. 4230'u 2'ye bölersek biz tau max'ı düzlem dışında meydana gelen kayma gerilmesini buluruz arkadaşlar. Peki küresel değil de şu silindirik kısım, orta kısımda meydana gelen gerilmeleri Mohr dairesi üzerinde inceleyecek olursak sigma 1 ile sigma 2'yi arkadaşlar bulmuştuk. A dediğimiz yönde sigma 1 meydana geliyordu. 7020'ye eşitti. B dediğimiz yönde 3510 pound bölü inç kare meydana geliyor. Bunu da işaretledik. Sigma 1 ile sigma 2 birbirine eşit olmadığı için düzlem içinde bir kayma gerilmesi arkadaşlar ne olacak? Meydana gelecek. Peki bu kayma gerilmesinin değerini nasıl buluruz arkadaşlar? İkisini birbirinden çıkartıp ikiye böldüğümüz zaman, asal gerilmelerin çıkarıp ikiye böldüğümüz zaman neyi bulacağız arkadaşlar? R'yi bulacağız. Evet, burada ne yapmış? Çemberin orta noktasını bulmak için sigma 1 ile sigma 2'yi toplayıp 2'ye bölmüş. R'yi de bulmak için arkadaşlar sigma 1'den sigma 2'yi çıkartıp 2'ye bölmüş arkadaşlar. Evet. Şimdi burada B şıkkında arkadaşlar ne diyordu? Ona bakalım. Küresel kapaklardaki normal ve maksimum kayma gerilmesi. Bunların hepsini arkadaşlar bulduk. Sigma 1'leri, sigma 2'yi, düzlem içi, düzlem dışı işte meydana gelen tau max'ları hepsini Mohr dairesi yardımıyla arkadaşlar kolaylıkla bulduk. Şimdi diyor ki sarmal kaynağı, yani bakın bu 25 derece açıyla bahsedilen bir kaynak yapılıyor arkadaşlar. Bu kaynağı dik ve kaynağı paralel gerilmeleri bulalım diyor. Peki bunu niye bulmaya çalışıyoruz? Çünkü burada meydana gelen gerilmeleri bilelim ki kaynak mukavemetimizi bu gerilmelerle kıyaslayıp bu kaynağın sağlam olup olmadığına dair bir kanaate varalım arkadaşlar. Şimdi kaynağın arkadaşlar soruda tarif edildiğine göre bakın şu A doğrultusundan 25 derece
Eğik doğrultuda ne oluyor? Bir kaynak doğrultusu arkadaşlar geçiyor. Bu şekilde kaynağın doğrultusu. Peki şimdi şuraya bakacak olursak arkadaşlar, aslında ben şu şemada burayı ayrıntılı göstermeye çalıştım. Bakın B doğrultusu var, A doğrultusu var. Bu yöndeki ben gerilmeleri biliyorum. 7020 PSI'ye 3510 PSI. Bu A doğrultusunda 25 derece şekilde görüldüğü gibi sapan bir kaynak doğrultusu var. Şimdi ben bu kaynak doğrultusunda ve buna dik doğrultuda meydana gelen gerilmeleri bulmak istiyorum. Bunu mor dairesi üzerinden arkadaşlar bulabilir miyim? Bulabilirim. Şimdi bakın, şu ikisinin arası arkadaşlar kaynak doğrultusuyla asal gerilme 7020'nin arasında 25 derece var. O zaman bu kaynak doğrultusu ve ona dik olan doğrultuların hangi açılarda olduğunu ben kolaylıkla bulurum. Demek ki kaynak doğrultusuyla asal gerilme arasında, sigma A arasında 25 derece var. Sigma A ile X üssü doğrultusu dediğim kaynak düzlemine dik olan doğrultuyla arada da 65 derece var. Onunla da arkadaşlar X üssü ile de B arasında 25 derece var. Peki ben mor dairesinde arkadaşlar X üssü doğrultusunu bulabilir miyim? Şimdi birlikte onu bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar bakın, şu X üssü doğrultusunu bulmak için bakın sigma B'den hangi doğrultuda kaç derece gidiyorum X üssüne? Saatin tersi yönünde 25 derece döndüğümde X üssünü buluyorum. Peki o zaman ben sigma B'yi burada mor dairesinde arkadaşlar yerini biliyorum. Bakın burası. O zaman benim mor dairesinde aynı yönde, yani yine saatin tersi yönünde bu sefer iki katı açı dönmem lazım. Yani burada ben 50 derece döndüğümde bakın X üssü dediğim nokta burası aslında gerçekte bu X üssü doğrultusunu veriyor. Dolayısıyla X üssüyü buldum. Ben artık buna karşılık gelen geometriyi kullanarak buna karşılık gelen toyu ve sigmayı arkadaşlar kolaylıkla bulabilirim. Ben bunu bulduğum zaman bakın R'yi biliyorum. Şu açıyı biliyorum 50 derece. Dolayısıyla arkadaşlar burada meydana gelen kayma gerilmesini ve eksenel gerilmeyi kolaylıkla burada mor dairesi yardımıyla arkadaşlar bulabilirim. Bakın şimdi tekrar inceleyelim. Sigma B'den burada 25 derece, burada 50 derece döndük. Peki başka nasıl bulabilirim? A'nın bulunduğu, bakın X üssü doğrultusuna ulaşmaya çalışıyorum. A'nın bulunduğu doğrultudan saat yönünde burada 65 ise burada 130 derece döndüğüm zaman yine X üssünü bulurum. Peki X üssüyle kaynak doğrultusu arasında kaç derece var arkadaşlar? X üssüyle kaynak doğrultusu arasında 90 derece var. O zaman burada arkadaşlar kaç derece olur? 180 derece olur arkadaşlar. Tam bunun karşı noktasında burada da ben şu kaynak doğrultusunu elde ederim. Şimdi peki ben geometriyi kullanarak arkadaşlar şu X üssünün buradaki X değerin buradaki buna karşı gelen tau değerini ve buna karşı gelen sigma değerini arkadaşlar kolaylıkla bulabilirim.
R'yi biliyordum. R'yi biliyordum. Burada arkadaşlar burada meydana gelen eksenel gerilmeyi ortalama gerilmeden R çarpı kosinüs 50. Yani şunu şöyle gösterelim. Bakın R çarpı kosinüs 50 burası. Şu ortalama gerilmeden maviyi çıkarttığımda arkadaşlar ben neyi bulurum? Burada yine onu da farklı bir renkle göstereyim. Buraya karşılık gelen sigma değerini arkadaşlar bulurum. Yani kaynağa gelen yani x üssü doğrultusunda meydana gelen eksenel gerilmeyi bulurum. Ortalama gerilmeyi 5265 olarak bulmuştum. Buradan R çarpı bakın şimdi ortalama gerilme buradan O'dan C'ye kadar. Buradan neyi çıkarttım arkadaşlar? Şu laciverti çıkarttım. Geriye ne kaldı? X üssü doğrultusuna karşılık gelen şu kırmızı ile gösterdiğim uzunluk kaldı. Onu da bulmuş oldum. Peki R'yi biliyorum, açıyı biliyorum. Ben burada meydana gelen kayma gerilmesini arkadaşlar bulabilir miyim? R çarpı sinüs 50 formülünden onu da şurada farklı bir renkle göstereyim. Bakın şu değeri de, şu dikey uzunluğu da burada TW ile gösterilen gerilmeyi de o da ne oluyor? Bu yüzeyde meydana gelen kayma gerilmesi oluyor. Onu da bulabilirim. O da 1755 çarpı sinüs 50'den 1344 pound bölü inç kare olarak bulunur. Ben bu bulduğum büyüklükleri daha anlaşılır hale getirmek için bakın şöyle ifade etmişim. Size böyle bir şeme hazırlamışım. Yani buradaki şu kare elemanı incelediğimde bakın şu doğrultuda ben neyi bulmuş oldum? Yani bu hani 25 bakın buradan 25 derece döndüğümde elde ettiğim doğrultuda burada meydana gelen eksenel gerilme 4140'mış arkadaşlar. Kayma gerilmesi de burada bakın şu okla gösterdiğim kayma gerilmesi de 1344'müş. Evet, düzlem şekil değiştirme dönüşümü. Şimdi aslında bu zamana kadar gördüğümüz konulara çok benzerlik gösteriyor. Ama bu sefer gerilme değil de benzer formüllerle şekil değiştirme oranlarını veya gerilme diyorduk veya gerilmeleri inceleyeceğiz. Mukavemet birden hatırlayacağınız gibi gerilme neydi? Epsilon ile gösteriliyordu. Belli bir doğrultuda meydana gelen uzama veya kısalmanın o yöndeki ilk boya oranıydı. Arzu ederseniz mukavemet bir notlarınızı tekrarlayın. Orada eksenel gerilme konusunda birinci konuda bunlardan bahsetmiştik. Düzlem gerilimi yani dediğim gibi gerilim yerine şekil değiştirme oranı da diyebilirsiniz. Malzemenin deformasyonları paralel düzlemlerde gerçekleşir ve deformasyonlar bu düzlemlerin her birinde aynıdır. Şimdi biraz sonra bunlardan ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Düzlem gerilimi kenarları boyunca düzgün dağılmış bir yüke maruz kalan ve düz, sert ve sabit desteklerle genel genişlemesi veya daralması kısıtlanan bir levhada meydana gelir. Örnek demişiz arkadaşlar. Bakın şimdi burada ne yapılmış? İki yüzünden, bakın fix support deniyor. İki tarafından tutulmuş ve eleman şekilde görüldüğü gibi bir deformasyona tabi tutulmuş. Eşit dağılımlı enli yüklere maruz kalan düzgün bir çubuk düşünün. Düzlem gerilimi durumu çubuğun uçlarına çok yakın olmayan herhangi bir enine kesitte
mevcuttur denmiş. Şimdi arkadaşlar biz burada ne demek istiyoruz? Aslında mukavemet bir dersinde gördünüz. Mesela en temel kavramlarla başlayacak olursak bir tane elemanımız var diyelim. İşte bunun tek ucundan böyle tutulu olsun. Buradan mesletlenmiş. Diğer bir ucundan da arkadaşlar işte şöyle şöyle bir kuvvete maruz kaldığını düşünün. Bu çubukta arkadaşlar ne meydana gelecek? Bir deformasyon meydana gelecek. Mesela şurada böyle gösterelim. Bu ne yapacak? Belki delta kadar arkadaşlar uzayacak. Öyle değil mi? İşte benim şekil değiştirme oranı dediğim şey neydi? Bu çubuğun boyu L olsun arkadaşlar. İlk boyu L olsun. Delta kadar uzamışsa delta bölü L ki ben bunu şu şekilde epsilon işaretiyle gösteriyordum. Bana o yönde meydana gelen şekil değiştirme oranlarını veriyordu arkadaşlar. Bunları mukavemet bir dersinde görmüştük. Tek doğrultuda bu tip problemler üzerinde incelemiştik. Hatta düzlemsel problemler de çözmüştük. Şimdi arkadaşlar bir levha üzerinde bu şekilde tek yön değil de belki şöyle gösterelim. Bir levhamız var. Bunun üzerine arkadaşlar çeşitli şöyle gösterelim. Çeşitli yükler etki ediyor. Mesela böyle. Ondan sonra şöyle diyelim. Şimdi ben burada buna benzer başka kuvvetler de olabilir. Mesela şurada bir parçayı bir birim elemanı diyelim inceliyorum. Bakın o noktada şu nokta olsun arkadaşlar. Şimdi bu kuvvetler sebebiyle bu düzlem içinde bu malzeme ne olacak arkadaşlar? Deform olacak. Belki bu benim önce kare olan bu elemanım hem belki dikdörtgen gibi bir form olacak hem de çarpılacak. Öyle değil mi? Bakın ne olmuş? Köşeler daha önce 90 dereceyken bu köşe açıları bozulmuş. Şimdi biz gerilmeler sebebiyle meydana gelen bu şekil değiştirmeleri şu an inceleyeceğiz. Ne oldu? Burada bir şekil değişikliği meydana geldi, değil mi arkadaşlar? X yönünde bir miktar uzadı, kısaldı. Y yönünde bir miktar uzadı, kısaldı. Ve bir çarpılma söz konusu. Yani daha önce 90 derece olan eleman ne oldu? Deforme oldu. Bir açısal çarpılmada söz konusu. Biz bu uzama kısalmalara epsilon x, epsilon y derken bu açısal çarpılmaları da arkadaşlar gamma x y olarak daha önce incelemiştik. Şimdi size şunu soralım. X y doğrultusunda bir birim elemanımız var ve üzerine çeşitli yükler etkiliyor ve bu deforme oluyor. Peki ben bu elemanda meydana gelen uzama kısalma oranlarını veya çarpılmayı farklı bir doğrultu içinde inceleyebilir miyim? Arkadaşlar inceleyebilirim. Daha önce nasıl aynı yaklaşımı gerilme problemleri içinde uyguladıysak, şekil değiştirme problemlerinde de biz istediğimiz eksen takımı üzerinden meydana gelen şekil değiştirme oranlarını, açısal çarpılmaları inceleyebiliriz. Bunun arkadaşlar formülü bakın burada verilmiş. Bu formüller daha önce size verdiğimiz gerilme için verilen formüllerin aynısı. Bakın şöyle yapalım. Şu an 42. slayttayız. Bakın şöyle açtım. Daha önce aynı şeyleri gerilmeler için anlatmıştık. Farklı doğrultuda meydana gelen gerilmelerin bulunması için bir denklemler size vermiştik. Bu denklemlerin hepsi arkadaşlar
gerilme için olan denklemlerin hepsi şekil değiştirme oranları hesabında da geçerli. Burada tek yapmanız gereken şey sigma x yerine epsilon x, sigma y yerine epsilon y ve tau x y yerine gamma x y bölü 2 yazmanız. Bu durumda arkadaşlar aslında aynı denklemleri kullanıyor olacaksınız. Şimdi tekrar 42. slayta dönelim. Yani o daha önce bahsettiğimiz denklemlerin aynısı arkadaşlar. Burada bu sefer şekil değiştirme oranları için türetilmiş. Mesela eskiden sigma teta eşittir sigma x çarpı kosinüs kare teta artı sigma y çarpı sinüs kare teta artı 2 tau x y sinüs teta kosinüs teta iken o yöndeki gerilmeyi değil de o yöndeki şekil değiştirme oranını merak ediyorsanız o zaman formül bu hale alıyor. Şekil değiştirme oranı yani düzlemden teta kadar saptığınızda o yönde meydana gelen şekil değiştirme oranı epsilon x çarpı kosinüs kare teta artı epsilon y çarpı sinüs kare teta artı gamma x y sinüs teta kosinüs teta. Tekrar söylüyorum. Sigma x yerine epsilon x geliyor. Sigma y yerine epsilon y geliyor. 2 tau x y yerine de gamma x y geliyor arkadaşlar. Tüm formüller aynı. Benzer şekilde bu düzlem şekil değiştirme problemlerinde yine formülleri ezberlemenize gerek yok. Benim önceki videolarımı hatırlarsanız ne demiştik arkadaşlar? Hiç formül ezberlemeden mor dairesi üzerinden istediğiniz her türlü gerilme ile alakalı tespiti yapabilirsiniz demiştik. Aynı şeyler düzlem şekil değiştirme formülleri için de geçerli arkadaşlar. Yine bunlar da bu sefer sigma tau ekseni çizilmiyor. Sigma yerine epsilon, tau yerine gamma bölü 2 ekseni çiziliyor arkadaşlar. Ve benzer şekilde, önceki yöntemlere benzer şekilde bakın buradaki tüm formüller size tanıdık gelecektir. Benzer formüllerle şekil değiştirme oranları ve çarpılmalar hesaplanabiliyor arkadaşlar. Şuradaki notları da okumadan geçmeyelim. Şurayı okumuştuk. Q noktasındaki gerilim durumu XY ve X üssü Y üssü referans çerçevelerine göre farklı gerilim bileşenleri ile sonuçlanır denmiş. Stresin dönüşümü için kullanılan trigonometrik ilişkileri uygularsak dedik. Yani gerilmede kullandığımız formüllerin çok benzerini burada yine aynı şekilde elde ediyoruz. Düzlem gerilmesinin dönüşümü için denklemler, düzlem geriliminin dönüşümü için olan denklemlerle aynı formladır. Mohr çemberi teknikleri geçerlidir. Bunlarla alakalı arkadaşlar bir sayısal örnek yapacağız. Daha iyi anlaşılacak. Şimdi bunların da üç boyutlu mohr inceleyecek olursak, daha önce dikey eleman yüzeylerinde kayma gerilmelerinden muaf olacak şekilde 3 asal eksenin var olduğu gösterilmişti. Hatırlarsanız arkadaşlar ne demiştik? Gerilme problemlerinde asal gerilmelerin olduğu düzlemlerde yani sigma 1, sigma 2 ve sigma 3 ile ifade etmiştik. Bu durumlarda bakın buradan da hatta ispat edebiliriz. Asal gerilmeler neydi? Sıfırdı. Hatırlarsanız önceki eksen takımını sigma ve tau olarak inceliyorduk. Asal gerilmelerin hepsi bu sigma ekseni üzerinde meydana geliyordu. Böyle olunca bunların karşılığında meydana gelen taular sıfırdı.
Benzer durum arkadaşlar, tabii şekil değiştirme oranları için de geçerli. Burada asal şekil değiştirme oranlarının bulunduğu doğrultularda A, B ve C, burada da herhangi bir çarpılma, kayma gerilmesi olmadığı için herhangi bir düzlemsel çarpılma da söz konusu değil. Hooke yasasına göre kayma gerilmelerinin de sıfır olduğu ve asal gerilme düzlemlerinin aynı zamanda şekil değiştirmenin asal düzlemleri olduğu sonucuna varılır. Asal eksenler etrafındaki dönüş mor daireleri ile temsil edilebilir. X ve Y eksenlerinin gerilim düzleminde olduğu düzlem gerilimi için Z ekseninde bir asal eksendir. Yani bir düzlemsel problemdi arkadaşlar. Mesela A'da ve B'de asal şekil değiştirme oranlarını bulduk. Üçüncü boyut arkadaşlar, üçüncü boyuta dikkate alacak olursak Z ekseninde bir asal eksendir. Karşılık gelen asal normal gerilim Z eşittir sıfır noktası veya başlangıç noktası ile temsil edilir. Hatırlarsanız bunlardan bahsetmiştik. A ve B noktaları orijinin zıt taraflarında yer alıyorsa, maksimum kayma gerilimi, maksimum düzlem içi kayma gerilimi D ve E'dir. Bakın A ve B. Şimdi A ve B, bakın burada şuradan bahsediyor. A ve B noktaları orijinin zıt taraflarında yer alıyorsa, bakın burada pozitif, burada negatif. Maksimum kayma gerilimi, burada D'yi söylüyor. Maksimum düzlem içi kayma gerilimi D ve E'dir. Yani burada ne demek istiyor arkadaşlar? Biri pozitif, biri negatifse, burada gördüğünüz gibi maksimum kayma gerilmesi bu düzlem içinde meydana gelen kayma gerilmesi diyor. Zaten bunlardan bahsetmiştik. Aynı şey kayma gerilmesi için olduğu gibi kayma gerilimi, yani kayma şekil değiştirme oranı içerisinde geçerli. Dolayısıyla maksimum kayma gerilimi, burada D ve E noktası, AB düzlemi içerisinde arkadaşlar meydana geliyor. Hatırlarsanız OA düzlemi veya OB düzlemi, bu AB düzlemin arkadaşlar dik düzlemlerdi. Peki şimdi şuna bakalım. A ve B noktaları orijinin aynı tarafında yer alıyorsa, yani ikisi de bakın pozitif işaretli. İkisi de aynı tarafta yer alıyor. Maksimum kayma gerilimi düzlemin dışındadır. Bakın düzlem içinde meydana gelen kayma gerilimi, yani kayma şekil değiştirme oranı D ve E. Bu düzlem içi. Bakın burada kesikli çizgiyle gösterilen çemberde, yani D üstünde ve E üstünde maksimum kayma gerilimi meydana gelmiş. Bu kayma gerilimleri A ile B'nin bulunduğu düzlemlere dik olan düzlemler arkadaşlar. Evet, şimdi üç boyutlu olarak incelemeye devam edelim. Düzlemsel gerilmeyi dikkate alalım denmiş. Şimdi sigma x eşittir sigma a, sigma y eşittir b ve sigma z eşittir 0. Düzlemsel bir gerilmeyi inceleyelim denmiş. Evet. Buna karşılık gelen normal gerilmeler, yani eksenel gerilmeler sebebiyle meydana gelen şekil değiştirme oranları. Arkadaşlar burada bakın epsilon a, epsilon b ve epsilon c ile bulunur. Bunları mukavemet bir dersinde arkadaşlar
Bunların nasıl bulunduğundan bahsettik. Burada şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın zaten sigma x sebebiyle bakın sigma a, sigma y ile sigma b ilişkili. Sigma z 0 üçüncü doğrultuda. Ama burada üçüncü doğrultuda gerilim olmamasına rağmen yine de üçüncü doğrultuda bir şekil değiştirme oranı arkadaşlar ne oluyor? Meydana geliyor. Bakın burada onu da A ile B pozitifken C noktasında bir negatif değer olarak arkadaşlar bunu ne yapıyoruz? Mol çemberini işliyoruz. Yani gerilme düzlemine dik gerilim sıfır değildir denmiş arkadaşlar. B noktası mor dairesi diyagramında A ile C arasında bulunuyorsa maksimum kayma gerilimi CA çapına AC'nin çapına eşittir denmiş arkadaşlar. Evet, burada gördüğünüz gibi burada AC düzleminde meydana gelen maksimum kayma gerilimi arkadaşlar Z yarı çapına eşit. Burada bulduğumuz değerdi. Hatırlarsanız neydi? Gamma max bölü 2 idi. Dolayısıyla tekrar okuyacak olursak B noktası A ile C'nin arasında bulunuyorsa maksimum kayma gerilimi direkt AC'nin çapına eşit olur arkadaşlar. Evet, şekil değiştirme rozetlerinden burada bahsedilmiş. Arkadaşlar bu elemanlar piyasada, mühendislikte, özellikle akademik çalışmalarda veya bilimsel araştırma yapan enstitülerde sıklıkla kullanılıyor. Siz mesela bir çelik üzerinde inceleme yapmak istiyorsanız bunu aynı sticker gibi levhanın üzerine, işte çelik levhanın üzerine yapıştırıyorsunuz. Ve o yönlerde meydana gelen uzalma kısalma oranlarını arkadaşlar elde ediyorsunuz. Bunların üzerine şu gördüğünüz teller işte bir kabloyla data logger denilen cihazlara bağlanıyor. Ve yükleme yapıldıkça levhada meydana gelen uzama kısalma oranları o data logger vasıtasıyla bilgisayarda takip edilebiliyor arkadaşlar. Özellikle savunma sanayinde, havacılıkta, işte uçak gövdesi olsun, gemi gövdesi olsun, inşaat mühendisliğinde, otomotiv sektöründe buna benzer bu şekil değiştirme rozetleri arkadaşlar yaygın bir şekilde kullanılıyor. Gerilim ölçüleri dirençteki değişiklikler yoluyla normal gerilimi gösterir. Yani burada içinde arkadaşlar direnç telleri var, öyle söyleyelim. Bunlar da meydana gelen uzama kısalma oranları vasıtasıyla biz bilgisayardan bu yönde, hangi yönde yapıştırırsak o yönde uzama kısalma oranlarını arkadaşlar bulabiliyoruz. 45 derecelik bir rozet ile epsilon x ve epsilon y doğrudan ölçülür. Gama x y ile dolaylı olarak gama x y dolaylı olarak elde edilir denmiş. Burada ya gama x y'nin mesela hangi formülle elde edileceğine dair bilgiler verilmiş. Aslında bu sigma
Sizin bildiğiniz temel kavramlar, mesela herhangi iki doğrultuda meydana gelen şekil değiştirme oranını siz biliyorsanız, Morse çemberini çizdikten sonra istediğiniz farklı bir yönde meydana gelen uzama kısalma oranlarını Morse çemberi üzerinden bulabilirsiniz. Veya Morse çemberle uğraşmak istemiyorsanız hazır bu formüller üzerinden de uzama kısalma oranlarını arkadaşlar bulabilirsiniz. Evet, şimdi şu sayısal örneği birlikte inceleyelim. Bir düzlem şekil değiştirme problemi var karşımızda. Bakın daha önce arkadaşlar böyle 10 milimi 10 milimlik bir birim eleman seçmişiz. Mesela levhanın üzerinde arkadaşlar ne yaptık? Yüklemeden önce 10 milimi 10 milimlik bir kare çizdik diyelim. Ondan sonra biz levhayı yükledik. Bakın ne demek istiyorum, şöyle gösterelim. Bir levham var. Bunda şurada ben 10 milim 10 milimlik bir şema çizdim arkadaşlar. Daha sonra ben bu levhayı şöyle yükledim. Yük uyguladım. Şöyle yük uyguladım. Buradan uyguladım. İşte buradan şöyle uyguladım. Ondan sonra buradan uyguladım arkadaşlar. Buradan böyle uyguladım. Çok çeşitli yüklere maruz bıraktım. Peki ne olacak arkadaşlar? Bu levha deforme olacak. Nasıl deforme olmuş? Bakın şu şekilde deforme olmuş. Düzlem şekil değiştirme halindeki bir malzemede 10 çarpı 10 milimetrelik bir karenin yatay kenarı 4 mikrometre uzadığını, düşey kenarı değişmeden kaldığını, bakın yatay kenarı ne kadar uzamış? Yatay kenarı bir miktar uzamış arkadaşlar. Burası uzamış. Ne kadar uzamış? 4 mikrometre. Düşey kenarı uzamamış. Düşey kenarı uzamamış. Ve sol alt köşedeki açı, yani bakın şu açı arkadaşlar, şu açı, bu açı değişmiş. Ne olmuş? 0,4 çarpı 10 üzeri eksi 3 radyan arttığına göre denmiş arkadaşlar. Bu kadar açı değişmiş. Buna göre asal gerilmeleri ve asal şekil değiştirmeleri bulun deniyor A şıkkında. B şıkkında maksimum kayma şekil değiştirmesini ve karşı gelen normal şekil değiştirmesini bulunuz denmiş arkadaşlar. Evet, şimdi bir mikrometre veya mikrometre mi acaba bu şekilde okunuyor olabilir? 10 üzeri eksi 6 anlamına geliyor. Yani mikrometre diyorsak arkadaşlar, veya mikrometre, o yani bunun milyonda biri anlamında, yani metrenin milyonda biri anlamına geliyor. Dolayısıyla ben x eksenin yönünde meydana gelen şekil değiştirme oranı nasıl bulurum? Meydana gelen uzamayı ilk boya bölersem, bakın bunları ben metre cinsinden yazmış olayım arkadaşlar. Uzama miktarını ilk boya böldüğümde 400 mikron arkadaşlar şekil değiştirme oranı buldum. Y yönünde herhangi bir uzama kısalma söz konusu değildi. Peki açısal değişiklik arkadaşlar. Açısal değişiklik gamma ne kadardı? Bakın başta 90 dereceyken sonra 90 artı ne olmuş? 0,4 çarpı 10 üzeri eksi 3 radyan
90 derecenin üzerine artmış. Bu kadar artmış. O zaman ben şekil değiştirme oranında gama bölü 2'yi bilmem lazım. O mor çemberini çizmek için. Gama x'ye bölü 2 arkadaşlar 200 mikron olarak bulunmuş. Evet, ben şimdi epsilon x'i biliyorum. Epsilon y zaten sıfırdı, onu da biliyorum. Çemberimin merkezine arkadaşlar epsilon x artı epsilon y bölü 2 olarak bulabilir miyim? Aynı gerilme problemlerinde yaptığımız gibi arkadaşlar. Ben çemberimin merkezini 200 olarak bakın buldum. Peki. Şimdi arkadaşlar x doğrultusunda meydana gelen şey neydi arkadaşlar? Hatırlarsanız x doğrultusunda meydana gelen eksenel uzama 400 mikrondu arkadaşlar. Ve bu yönde buna karşı gelen açısal değişiklik gama bölü 2 diye biz de ne bulmuştuk? 200 mikron. Bakın onu işaretlediğimiz zaman arkadaşlar neresi elde ettik? Burayı elde ettik. Şimdi burada bana şunu sorabilirsiniz. Hocam niye 400'e mesela eksi 200 değil de bu 200'ü seçtim diye soracak olursanız. Bakın ben size şöyle anlatacağım bunu. Şu kare elemanın arkadaşlar deforme olabilmesi için bakın şu şekilde kayma gerilmeleri meydana gelmesi lazım değil mi? Bakın sanki bu yönlerde oklar bunu sündürmeli ki bu birim eleman bu şekilde deforme olmalı. Hatırlarsanız şu kayma gerilmesi böyle aşağı baktığı zaman arkadaşlar neydi bu? Negatifti ama biz bunu morda pozitifi işaretliyorduk. Bu şekilde deforme olduğu zaman da arkadaşlar birim eleman aslında negatif kayma gerilmesi sebebiyle olduğu için negatif ama biz bunu gama bölü 2 ekseninde pozitife işaretliyoruz. Bunu da arkadaşlar elde ettik mi? Yani ben şu x doğrultusu için olan noktayı da işaretledim. Artık ben buradan bir çemberi merkezini de biliyorum. Arkadaşlar ne yaparım? Çemberimi rahatlıkla geçirebilirim arkadaşlar. Şimdi ben bakın bu üçgende şöyle kırmızıyla göstereyim. Şu değeri biliyorum. 200 arkadaşlar. Şunu da biliyorum. Bu da burası da arkadaşlar neydi? Hatırlarsanız. Çemberimin merkezi OC neydi arkadaşlar? 200'dü. Orası 200 arkadaşlar. Burası da ne olacaktır? 200 olacaktır. Pisagor'dan ben şu R'yi arkadaşlar bulabilir miyim? R'yi de bulurum. 200'e 200 olunca kenarları R ne olur arkadaşlar? 283 mikron olur. Peki ben bunu biliyorsam zaten orta noktayı 200 olarak biliyordum. Bu 200'e R eklersem A noktasını R çıkartırsam B noktasını arkadaşlar bulur muyum? Bunları da bulurum. Peki buradan meydana gelecek maksimum şekil değiştirme oranını bulabilir miyim? Bulabilirim. Bakın burada D noktası veya E noktası bana bunun değerini arkadaşlar veriyor. Gama bölü 2'yi arkadaşlar ben R'yi eşitleyerek ki R'yi 283 mikron olarak bulmuştum. Gama maksı 566 mikron olarak bulurum. Peki bunun açısını arkadaşlar
nasıl bulurum? Bakın, bu da son derece basit. Birlikte bakalım. Bakın, x doğrultusunu biliyorum. X doğrultusunu biliyorum. Şimdi x'ten a'ya arkadaşlar hangi yönde gideceğim? X'ten a'ya hangi yönde gideceğim? Saat yönünde. Buradaki peki ben 2 teta p açısını bulabilir miyim? Bulurum. Burası hatırlarsanız 200'e 200'dü. Yani burada 2 teta p 45 derece. O zaman ben x doğrultusundan a doğrultusuna 22,5 derece döndüğümde a'yı bulurum. A ile b arasındaki açı arkadaşlar kaç? 180 derece. Dolayısıyla gerçek durumda burada 90 derece olur. Peki ben D'nin bulunduğu doğrultuyu arkadaşlar bulabilir miyim? Onu da bulurum. Bakın X doğrultusundan D'ye olan açıyı da bulabilirim. Veya A'yı bulduktan sonra buna bakın A ile D arasında kaç derece var burada? 90 derece. O zaman buradan 45 derece döndüğümüzde yani şöyle bir yönde arkadaşlar. Şurası ben şurası da 20, 22,5 olacak şekilde. Yani toplamda A ile şuraya da ben D diyeyim arkadaşlar. Şöyle. Şurası da D olsun. A ile D arasında kaç derece var? Burada 90. Burada arkadaşlar 45 derece olacak. Hangi yönde? A'dan D'ye saatin tersi yönünde. A'dan D'ye saatin tersi yönünde 45. Yani o zaman burası da 22,5 döndüğümüzde bu doğrultuda da maksimum kayma gerilmesinin arkadaşlar meydana geldiğini maksimum şekil değiştirme oranı yani maksimum kayma gerilimini burada bulabilirim arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar. Önümüzdeki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bol bol sayısal örnek çözmeye, incelemeye devam edelim arkadaşlar. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.